Bazen öyle bir fiyat hareketi olur ki sanki piyasa seni değil direkt olarak senin stopunu hedeflemiş gibi hissedersin. İşte şimdi sana tam da bu hissin arkasındaki gerçeği gösteriyor olacağım. Liquidation Max Payne. Coin Glass'ın yeni oyuncağıyla tanışmaya hazır mısınız? Bu tür güçlü araçları öğrenmek ve piyasayı içeriden okumayı öğrenmek istiyorsan kanala abone olmayı unutma. Beğeni ve yorumlarını da algoritmaya değil doğrudan bana ilaç gibi geliyor. Bunu da baştan hatırlatmış olalım. Hazırsanız hemen videomuza başlıyoruz. Kaldıraçlı işlem açtığında marjin seviyen belli bir fiyatın altına düşerse pozisyonun borsa tarafından otomatik olarak kapatılır. Yani likidasyona uğramış ve dikide olmuş olursun. Ve ilginçtir ki bu likidasyonlar çoğunlukla aynı bölgelerde toplu şekilde yaşanır. İşte bu da bizi acının haritasına götürüyor. CoinGlass sitesini bilenleriniz mutlaka bu piyasayı takip ediyorsanız çoktur. Bilmeyenler için de coinglass.com Google aramasıyla bu siteye e, ulaşabilirsiniz. CoinGlass sitesi bu durumu az evvel bahsettiğimiz likidasyonları daha ölçülebilir, daha takip edilebilir bir hale getirdi zaten. Ama şu anda karşımızda olan yakın zamanda eklenen yeni bir araç var ki ismi liquidation max pain. Yani en fazla long veya short pozisyonun patlayacağı, likide olacağı, piyasadaki en çok canın yanacağı seviyeleri bizlere gösteriyor. Grafik üzerinde bu kırmızı ve mavi bölgeleri görüyor musunuz veya yeşil diyebilirsiniz. Şimdi daha önceden bu siteyi takip edenler varsa mesela şu vardı daha önceden yine takip ettiğimiz. Bu da güzel bir göstergeydi. CoinGlass üzerinde yer alan. Bakın burada sarılar daha çok likidasyonun olduğu bölgeler, şu yeşillerin yoğunlaştığı bölgeler, insanların likide olacağı bölgeler olarak karşımıza çıkıyordu. Ama bu yeni aracı ben kullanmaya başladığımdan beri çok sevdim çünkü çok güzel çalışıyor. Bu araca ulaşabileceğiniz menü CoinGlass'a girdikten sonra arkadaşlar. Şu üst kısımda bulunan menülerde likidasyon başlığının üzerinde durduğunuzda en altta bulunan liquidation max pay buna tıkladığımız zaman bakın varsayılan olarak 24 saat yani günlükte şu anda bitcoin ve diğer paritelerde kriptodaki shortçuların ve longçuların maksimum acı seviyeleri yani en çok canın yanacağı yerlerini fiyat değerlerini bizlere gösteriyor diyebiliriz. Özetle buraya bir de şunu diyebiliriz. Traderların topluca ağladığı yerler günlükteki seviye işte 116.490 diyelim buraya. Shortçuların topluca ağlaşacağı yer. Longçuların topluca ağlaşacağı yerde 113.065 dolar olarak şu anda gözüküyor. Aşağıda da ne kadarlık pozisyonların tasfiye olacağını bizlere gösteriyor. Bakın. Bunlar da bizim için bir işaret. Yani şurada bakın yine shorttaki bu dediğimiz seviyeye fiyatın ne kadar uzaklıkta olduğu. Bunlar da bizim için bir işaret olabilir. %1.24 daha yükselirse Bitcoin diyor. Buradaki shortçuların çoğunun canı yanacak. Toplamda 29.22 milyon dolarlık bir tasfiye gerçekleşecek. Şurası biraz daha uzak gözüküyor şu anda longçular için. %1.73 eğer fiyat düşerse bu sefer de toplamda shortçulardan daha fazla can yanacak. 58.44 milyon dolarlık bir tasfiye gerçekleşecek. Fiyat 113.065 dolara kadar inerse. Pek çok farklı veriyi takip edenlerimiz elbette mevcut. Kimilerimiz funding rate'i takip ediyor. Kimilerimiz open interest. Şimdi artık coin glass sitesindeki bu araç sayesinde acının tam adresini görebiliyoruz bu şekilde arkadaşlar. Bu göstergeyi kullanarak piyasadaki sadece fiyat hareketlerini değil aynı zamanda piyasadaki duygu patlamalarını da buradan takip ediyor olabileceksiniz. Dilerseniz bunu ben kendim nasıl kullanıyorum bundan biraz bahsetmek istiyorum. Sizler için de belki bir yol gösterici, rehber olabilir. Kendinizde yine farklı teknikler, bunun üzerine geliştirdiğiniz stratejiler varsa veya ne şekilde kullanıyorsanız, kullanmayı düşünüyorsanız bunları yorumlarda yazarsanız faydalı bulup bulmadığınız da dahil olacak şekilde bunları da yorumlarda tartışabiliriz. Ben genelde şu şekilde kullanıyorum. Sadece şimdi burada ben TC grafiğini açtım. Onu da kısaca böyle nasıl kullandığımı sizlere göstermek istiyorum. Şimdi ben buradan LTC'yi takip ediyorsam, bunda bir işlem almayı düşünüyorsam, zaten biliyorsunuz diğer videolarımdan içim oku indikatörü veya farklı şekillerde destek ve dirençleri belirliyorum. Fibonacci çekiyorum, farklı araçlar kullanıyorum. Bunun yanında ekstra konfirmasyon olarak bir de şimdi bunu ekliyorum ki daha sağlam bir bakış açım olabilsin diye. Şimdi buradan aşağı indim bakın CoinGlass'taki bu araçta LTC burada şimdi günlük seçili bende. Günlük de diyor ki 123.455. Ben burayı çiziyorum. Yatay çizgi alıyorum. Şuraya yazıyorum bakın 123.455. Metin kısmına da bir de diyorum. Şu anda yani çok kuvvetli bir short pozisyon açılmış ki buradan çok yakında likidasyonları var burada bakın. Bunlar da zamanla kullandıkça zaten bunların aslında ne anlama geldiğini görebilirsiniz. Şimdi bir de şeye bakalım. LTC'deki longçular da kaçta kümelenmiş patlayacak longçular 113.165. Hemen oraya da bir çizgi atıyoruz 113.165 113.165 dedim. Metin kısmına yine bir de yazıyorum 113.165. Bakın bu da şu anda günlük seviye arkadaşlar bunlar Aralık yakın. Evet şimdi ondan sonra ben geçiyorum hemen şu yukarıdan bir haftalığı aradakilerle pek takılmıyorum. Bir haftalıktaki seviyeler onları belirliyorum. 126.40 mesela şortcular. 126.40 hemen onu oradan çiziyorum. 126.40 yazdım. Metin kısmına bu sefer bir week yazıyorum. Evet haftalık. Hemen dönüyorum. 103.05 diyorum oraya da. 103.05 bir week yine. Koordinatına 103.05 diyorum. Evet bu aşağıda da yine haftalık olarak kuvvetli bir seviye görüyorum. Sonra çıktım. Bir de bir aylığını yazıyorum bu sefer. 126.70 Hemen hemen şurayla yakın bakın. Yazalım yine üşenmeyelim. Yazdık. Bir de aşağıda long kaçmış ona bakıyorum. 103.156 O da aynı gördüğünüz gibi. 103.156 103.156 Şimdi bu şekilde bunları koyduk buraya. Sadece bunlara bakarak işlem almayı deneyebilirsiniz. Tabii ama daha güzel olanı. Şimdi mesela bunun üzerine ben artık şurada şeyi değerlendirmek istiyorum. Yani günlükken mesela. Hızlıca ben burada destek ve direnç seviyelerimi belirlemek istiyorum. Hemen aylıktan başladım. güzel kazançlar size bırakabilir Kapatmadan son kez bir de şuradan Fibonacci çekelim ki işlem mantığını tam anlamış olalım. Bakın 0.5 seviyesinden gördüğünüz gibi şu bölge bakın 0.5 seviyesinden fiyat dönüş hareketinde bir red yemiş ve yukarı yönlü bir hareket tekrardan deneyebilir gibi duruyor. Buranın altında önemsediğimiz bölge neresiydi? Bakın 113 113.17'de tam golden oran bölgesi olan 0.618'de kesişiyor. Şimdi orayı da ben şöyle alayım. Yani bir analiz yaparken elimizdeki bütün araçlardan faydalanmanız gerçekten menfaatiniz için uygulamayız uygun olan hareket tarzıdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi Fibonacci'yi siliyorum. İşte gördüğümüz gibi üç aşağı 5 yukarı elimizde verilerle desteklediğimiz, pek çok açıdan değerlendirdiğimiz bir pozisyon fikri oluştu zannediyorum. Yani ben artık şuradan riskli olarak denemek yerine ben sanki şu kutunun içerisinde bir long pozisyon deneyip hala şuralar alınmadıysa buraları hedefleyebiliriz diye düşünüyorum ki bu da küçük bir hareket değil. Gördüğünüz gibi şuradan alıp da şu bölgelere, şuralara kadar tutsanız %9, %10 gibi bir kar marjı bırakıyor. Bu da azımsanacak bir hareket değil. En azından bu aracı nasıl kullanabilirsiniz? Bir pozisyon almayı düşündüğünüzde hemen ben stop oluyorum diyoruz ya, benim stopum hedeflendi diyoruz ya. Yani sen bu pozisyona şuradan girmeyi düşünüyorsan ve stopunu da buralara yazmayı düşünüyorsan bunu bir kere daha gözden geçir. Şuradan dene stopunu buranın üstüne yaz. Niye? Çünkü acı seviyeleri maksimum zaten burada bakın. Bunun üstünde stop olmak daha mantıklı bir hareket. Şurada saçma sapan bir yerde stop olmak veya likidasyona uğramak yerine. Bunu anlatmaya çalıştım. Bence çok faydalı ve güzel bir araç. CoinGlass'ın bizlere ücretsiz olarak sunduğu bir araç. Sizlerin de denemenizi ve denemenize göre görüşlerinizi, fikirlerinizi bu araçla ilgili yorumlara yazmanızı talep ediyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.